Şimdi 129 milyar dolarlık dış borcumuz yaklaşık 440 milyar dolara çıkmış. Evet, 2000 pardon bir dakika. 2002'den 2002'de 129 milyar dolar olan dış borcumuz bugün 2020 itibariyle 440 milyar dolar. Gerçi 2000 Cumhurbaşkanımız hep şeyi söylüyor ama IMF'ye olan 23 milyar dolar borcumuzu ödedik. Yani bu 129'un içinde 123 milyar dolar IMF borcu da dahilken bugün o 4 katına çıkmış. Aşağı yukarı 440 milyar dolar olmuş. Hocam şunu da söylemem lazım. 70 milyar dolar bu ülkenin bütün cumhuriyetin birikimlerinin özelleştirilmesi sonucu 70 milyar dolar da öyle elde ettik. Yani Evet. 70 milyar dolar da özelleştirme gelirleri vardı. Devam ediyorum. Kamu kurumlarını sattık. Evet, doğru. 339 milyar dolarlık da 339 milyar dolarlık da özel sektör varlıklarını, gayrimenkulleri, Türkiye'deki gayrimenkulleri, doğrudan yatırımları, bankacılık sistemimizin %50'den fazlasını 55 milyar dolara sattık. Bütün bu paralara, döviz girdilerine rağmen hala karşı karşıya bulunduğumuz döviz durumu ortada, eksi rezervlerdeyiz hala. Bu yıl, bir yıl içinde 165 milyar dolar döviz ödeyeceğiz veya çevireceğiz, borç çevireceğiz. 2020 yılında bile sevgili hocam, sözde ekonomiyi zapturapt altına almaya, dengelemeye çalıştığımız yılda bile 38 milyar dolar cari açık, 48 milyar dolar dış ticaret açığı vereceğiz. Bak 2020 yılından bahsediyorum. Bu yıl dış ticaret açığımız 48 milyar dolar yine. Bak şimdi bir 38 milyar dolar da cari açığımız var. Doğru. seyircilerinizin huzurunda söylüyorum. Kasım ve Aralık rakamları daha elimize gelmedi. Ama biliyorum ki 38 milyar dolarlık cari açık, 48 milyar dolarlık dış ticaret açığı tahakkuk etmiş olacak. Yani 2 ayı eskale ederek, verileri inceleyerek buldum. Bu yıl 38 milyar dolar cari açık, 48 milyar dolar da dış ticaret açığı vermeye devam edeceğiz. Peki sevgili hocam, döviz cephesinde tablo bu. Faizi ilgilendiren, yani faiz oranlarını ilgilendiren maliye politikamıza hiç baktınız mı? Bütün seyircilerimiz oraya da dikkat çekiyorlar mı? Dikkatlerini yöneltiyorlar mı acaba? Türk ekonomisi ilk 10 ayda 655 milyar TL vergi toplayabildi. Bu Ekim ayında da ertelenmiş vergiler toplandığı için bu ay biraz arttı. Ertelenmiş vergiler vardı ya korona sebebiyle. Ertelenmiş vergiler Evet. Ekim'de toplandı. 655 milyar TL Türkiye Cumhuriyeti maliyesinin topladığı vergi var. Bunun 570 milyarını personel maaşlarına, SGK transferlerine harcıyoruz. Yani kamunun hazinesi de, kamunun maliyesi de şiddetli bir şekilde TL'ye ihtiyaç duyduğundan, borçlanmak zorunda olduğundan, para piyasalarından, finans piyasalarından borç almak zorunda. Böyle bir ihtiyacın, bak döviz ihtiyacını söylüyorum, TL ihtiyacını söylüyorum. Bu ihtiyaç karşısında, bu ihtiyaç karşısında kuru da faizi de üzgünüm ki zapturapt altına almak mümkün olamayacak. Niye olamayacak diyorum. Hocam daha önce sizinle konuştuk. Ya yılın başında 1 trilyon 336 milyar TL olan kamu borç stokunu 2 trilyon üzerine çıkardıysanız ve önümüzdeki yılda 640 milyar daha borçlanacağız diyorsanız bu sizin sadece kamunun talebini karşılayacak kadar bile bizim finans piyasalarımızın derinliği yok zaten. Bu ne demektir? Ne faizi zapt edebileceğiz, ne dövizi kontrol altına alabileceğiz. Biz üç imkansızı yapmaya çalışıyoruz. Hem faizi, hem kuru, hem de enflasyonu aynı anda
İktisat tarihinde bulunmayan, literatürde olmayan bir örnekle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bunların sebebi olmak üzere de, sevgili hocam onu da söylemem lazım, 18 yılın verilerini seyircilerimize, milletimize aktarmadan bugün olup bitenleri gerçekten anlayamayız. Gerçekten anlayamayız. Şimdi size bir tane, bak orada 5 nolu bir tablo var. O tabloyu lütfen seyircilerimiz incelesinler. Verdiniz mi hocam? Beş nolu. Bir dakika. 5 nolu tabloyu. Evet, şimdi verdik. 5 nolu tablo diyor ki, AK Parti hükümete, iktidara geldiği zaman Türk ekonomisinin kredi kullanma oranı milli gelire göre %10'muş. %10. 2003. 2003 yılında Türk ekonomisinin, yani faize, krediye dayalı dönme oranı %10. Milli gelirimizin %10'u kadar bankacılığa ilişmiş faiz bütün kötülüklerin arasıdır. Faiz işletmeleri batırır, yatırım ortamını öldürür. Doğru. Dikkat buyurun, 18 yılda ekonominin krediye bağımlılığını %10'dan %74'e getirmişiz. Allah Allah. Ya peki ne demek bu hocam biliyor musun? Bu şu demek. Herkes, hepimiz borçlanarak fiyakalı telefonlar satın almış, lüks otomobillere biniyoruz. 12 milyon lüks konut imal etmiş ve içinde konforlu bir şekilde yaşıyoruz. 55 milyar dolarlık AVM'ler inşa etmişiz. Ama hepsi krediye dayalı bir hayat. Evet. Bak ben rakamlarıyla söylüyorum. Onlar TÜİK rakamları. Onlar benim rakamlarım değil. Onlar TÜİK rakamları, BDDK rakamları. Hocam gördüğünüz üzere bu ülke 18 yıldır hiçbir şey üretmeden sadece tüketiyor. Krediye dayalı bir refahı, konforu yaşıyoruz hep. %10'dan %74'e. Önünüzde seyircilerimiz bunu test edebilirler. BDDK'nın verilerine bakabilirler. Yani bak şunu söylemiyorum. Bir ekonominin kredi kullanması kötü bir şeydir demiyorum. Ama kullandığınız kredinin sonucu bu. Geldiğimiz yer burası. 3 trilyon 250 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Milyar dolar da dış ticaret açığı vermişiz. Ve öyle bir saadet zinciri ki hocam, bak bu söylediklerimi lütfen herkes can kulağıyla dinlesin. Öyle bir saadet zinciri ki dış ticaret açığının patladığı yıllarda kamu maliyesinin vergi gelirleri de patlamış. Yani çünkü gelirlerimiz, vergi gelirlerinin kaynağı ithalat. İthalat. Üretim değil, imalat değil. Bak bu tabloyu da herkes lütfen vatandaşlık vazifesini biraz yerine getirelim. Böyle hap gibi bilgiler istemeyelim. Türk maliyesinin bütçe harcamalarının %85'ini karşıladığı yıllar var. Vergilerin karşıladığı yıllar. O yılları incelesinler. O yıllar ithalatın patladığı yıllar. O yıllar dış ticaretin arttığı yıllar. Önümüzdeki tabloda bunların hepsi var ama ben farkındayım ki bunların hepsini seyircimize ulaştıramayacağız. Yani 18 yılın özeti olmak üzere 3 trilyon 250 milyar dolarlık ithalat yapmışız. 1 trilyon 103 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. 610 milyar dolar cari açık vermişiz. Ve bu tüketimden, bu ithalattan oluşan canlılıkla da vergi toplamışız. Vergi toplamışız, kamu harcamalarını yapmışız. Ve şimdi herkesi şaşırtacak bir bilgi vereyim. 18 yılda kamunun harcamalarının toplamı 4 trilyon 378 milyar dolar. Kamu harcamalarının toplamı. Toplamı. Bak, kamu harcamaları deyince de hocam
haksızlık yapmayalım. Merkez hükümet demek değildir. Belediyelerde, kamu kurum kuruluşları da dahildir bunun içine. Yani 4 trilyon 378 milyar dolar kamu harcama yapmış bu ülkede. Peki size bir rakam vereyim de vatandaşımız mukayese etsin. Sosyal medyada paylaşınca bir sürü trollerin saldırısına uğruyoruz. Gözünüze dizinize dursun yollar, köprüler, tüneller diye. Hocam 4 trilyon 378 milyar dolarlık harcamanın içinde bu saydığımız bölünmüş yollar, köprülerin, tünellerin bedeli 26 milyar dolar sadece. Yani toplam rakamın %50 kadar. Allah Allah. Toplam rakamın %50 kadar.